planları sizin talimatınızı meclisten geçti. Bu yargıya taşındı. Gerekçelerinden en büyük gerekçesi Toprak Koruma Kurulu ve kamyoların iptali ile ilgili davanın sürdüğünden dolayı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Danıştay'dan artık verilen kararla Kırcıyanlı plandan altlı olan Toprak Koruma Kurulu kararı ve kamyora kararı vardır. Devam etmek şeklinde karar verildi. Plan altlı sağlamlaştırıldı. Bu karar bize intikal ettikten sonra başkanımızın talimatıyla, hukuk müşavirliğimiz aracılığıyla Konya İstinaf Mahkemesi itiraz talebinde bulunduk. Şimdi durum takip ediliyor. Yani beklentimiz şu, kısa zamanda bunun istinaftan dönüp planların tek eski yüzüne kavuşması şeklinde. Konya Altı Belediye Başkanlığı'nın sürecinde Büyükşehir Meclis Üyesi olarak defaatle Kır Camii'nin çözülmesi gerektiği ile ilgili önerge vermiş bir kardeşiniz, abinizim. Biz seni buraya geldiğinde biz dedik ki bunu Muhittin Bödek'ten başkası yapamaz. 40 sene geçmiş. Başkanım. Benim derdim, günüm Muhittin Böcek olarak insanların babadan atadan kalma yerinin imar ile ilgili yıllardır çözülemeyeni çözmektir. Ben hiçbir zaman sizlerin omuzuna çıkıp da davullarla bile bile mahkeme kararı sonuçlarını, mahkemeden haberi olanlar, seçimde sizin namusunuz gibi oyu almaya çalışanlardan değil. Ben de onu görmezsiniz. Ben icraatçı adamım, ben işimi yaparım. Başkanlığımız döneminde bir şey yok. Planlara olumlu sonuçlanmıştı bir öncesinden, sonradan sürecin önünde bir taş konuldu, bunu hepimiz biliyoruz. Kim koydu? Ben de resim yok. O zaman onu da söyleyelim. Siz bugün geldiniz, yarın yine gelin. Her zaman bu belediye sizin. Ben doğru olanları dün yaptım. Bugün yapıyorum. Yarın da yapmaya devam edeceğim. Allah'ıma hamdolsun. Sizin desteklerinizle geldim. Muhtar var. 9-10 muhtar. Asat'ta toplantı yaptım. A'dan Z'ye gelişi, gidişatı tek tek anlattım, detayları. Herkes de memnun oldu. Aldatmak, yalan söylemek Muhittin Böcek'in kitabında yazmıyor. Benim kitabımda yazan bir tarafı 10 katlı binada oturanlar, bir tarafta marul ekmeye devam eden vatandaşım. Ben köylü çocuğum. Ben bu konuları Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nın sürecinde Büyükşehir Meclisi'nde önergelere her defasında imza atan. Büyükşehir Meclis Üyeleri imza atar ama belediye başkanı olarak benim imzam vardır. Şimdi sıra İstinafa bilgi verilmesiydi. Benim gözümde, onların gözünde de aynı babadan atadan kalma Kırcağım olayını biz çözeceğiz. Büyükşehir Belediyesi Kırcağım'ın sokaklarında imar yolları ile ilgili bir girişimde bulunduk. Mahkeme durdurdu. Başlamıştım. Asat'la gittim oraya. Daire başkan arkadaşlarımla, genel sekreter yardımcımla, herkesle gittim. Dört dörtlük sevinçle, gururla, bir de yani dozerimizle gittik oraya. O gün çok rahat uyuduk, sevindik. Sizlerin adına sevindik. İstinaftaki daire başkan arkadaşımın söylediği kararın sonucunu bekliyoruz. Çünkü onlar da düzeltecek, inanıyoruz. Biz o gün bitti zannettik. Ben kalktım oraya da geldim. Belki orada var mıydınız? Bilmiyorum. Mahkeme keşfe gittim ben. Arkadaşlarımla beraber. Konuşmalar yapıldı. Biz oradaki bilirkişiler, herkesle konuştuk. Her üniversiteden hocalar vardı bilirkişi olarak. Detaylarıyla anlattım. Ya dedim ben... Bu Antalya'da 26 yıldır o zaman, hiç unutmuyorum. 26 yıldır başkanlık yapan, ara vermeden Muhittin Böcek olarak bu Kırcağım'ı, bu insanları düşünüyorum. Yani başladığımda göreve doğan çocuklar 26 yaşında şimdi. Hala Kırcağım'ı bekliyorlar. Benim önergelerim var. Yani başkalarının siyaset yaptığı, benim siyaset yapmadan düpedüz çözdüğüm bir yer olmasını bekliyorum Kırcağım'ın. Yani süreçle ilgili bir gün bekletmeden. Gece meclis yapacağım dedim. Kırcağım'ın şeyleri tamamlandı. Bana ihtiyacı olsun dedim. Bizzat talimat verdim. Gece meclis yapacağım dedim. Herkes de gelir zaten. Oy birliğiyle geçirdim, bir de onu da bilin yani. Kimseye siyaset yaptırmadan görüşmelerimiz devam edecek. Bir saniye, bir gün dahi geri kalmadan hızla işlemler devam ediyor. Sonucu bekliyoruz. Sonuca göre hareket edeceğiz. Hani seçim süreci beklemek. Hayatımda, kitabımda yazmıyor. Ben bu seçimlere hep risk alarak gelmiş adamım. Biz yolu aşmalıyız bir taraftan sırasıyla. İşte kamulaştırması, el atmaya para ödemeden geçebildiğimiz yerleri. Gönüllü arkadaşlarım, yık kardeşim, yıkıyor adam. Evini yıkanlar oldu, bağ bahçe tellerini çeken oldu. Cam serasını yıkan oldu. Ben sizi mahcup etmeyeceğim. Ben oylarınızı namusum gibi koruyacağım. Resmen görevim, resmen yapacağım sözüm var.
Muhittin Böcek sözü, o kadar. Antalya için çalışıyoruz.